y eşittir mutlak değer içinde x'in grafiği x ekseni üzerinde yansıtılmış ve 7 kat sayısıyla dikey olarak ölçeklendirilmiştir demişler ve yeni grafiğin denklemi nedir diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Evet, hadi bakalım. Siz çözerken çizim yapmamış olabilirsiniz ama ben neler olduğunu gözümüzün önünde canlandırmak istiyorum. Bu x, bu da y ekseni, y eşittir x'in mutlak değeri. x'in negatif olmayan değerleri için y x'e eşit olacak. 0'ın mutlak değeri 0, 1'in mutlak değeri 1, 2'ninki de 2. O halde buna benzeyen bir şey çıkacak. Eğimi 1 olacak. Ve daha sonra da negatif değerler için burada olanın tam tersi olacak. Yani pozitif değerler elde edeceğiz. Aynen böyle. Biraz daha düzgün çizsem daha iyi olacak. Zaten önemli olan mantığı anlamanız. Şimdi de soruda verilen dönüşümleri inceleyelim. Öncelikle x ekseni üzerinde bir yansıma yapıldığını söylemişler. Mesela buradaki bir x değeri için mutlak değeri alıp buraya geliyorsam, dönüşümden sonra x ekseni üzerinde bir yansıma yapıldığı için o değerin negatifini elde edip şöyle göstereyim. Örneğin dönüşümden önce bu x değeriyle buraya geliyordum. Dönüşümden sonra negatifini yani bunu elde edeceğim. Bu x'in mutlak değerinin negatifini almak demektir. Evet x ekseni üzerinde bir yansıma yaparsanız elde edeceğiniz değerlerin negatifini elde edersiniz. Bu ifadenin ya da fonksiyonun negatifini almak anlamına gelir. Kısacası bu y eşittir eksi mutlak değer içinde x'tir demek istiyorum. Bu dönüşümden sonra x'in herhangi bir değeri için elde ettiğimiz değerin negatifini elde edeceğimizin bir kere daha altını çizdikten sonra devam. x ekseni üzerinde yansıttıktan sonra bir de 7 kat sayısıyla dikey olarak ölçeklendirmişler. Bu da dönüşümden sonra x'in herhangi bir değeri için elde ettiğimiz y değerinin 7 katına elde edeceğimiz anlamına geliyor. Evet, herhangi bir x değeri için y değeri 7 kat fazla olacak. Cebirsel olarak düşündüğümüzde y değerinin 7 katına çıkabilmesi için bunu 7 ile çarpmamız gerekir, öyle değil mi? Böylece y eşittir, eksi 7 çarpı x'in mutlak değeri denklemini elde ederiz. İşte size yeni grafiğin denklemi. Denklemdeki eksi x ekseni üzerinden yansıtmayı, y de 7 kat sayısıyla dikey ölçeklendirmeyi tanımlıyor. Eğer yeni grafiği görselleştirelim derseniz, 0 ile 7'yi çarparsak bir şey değişmez. Burada x'in herhangi bir değeri için eksi x elde ederken, şimdi eksi 7 x elde edeceğimize göre, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraya işaretleyelim. Yeni grafik buna benzeyen bir şey olacak. Eğer mutlak değeri birden küçük olan bir değerle dikey bir ölçeklendirme yapıyor olsaydık, bu grafiğimizin şöyle görünmesine sebep olacaktı. Grafiğimiz daha geniş görünecekti. Biraz daha simetrik çizeyim. Neyse, önemli olan burada ne olduğunu, işin mantığını anlamanız. Dikey eksende 7 kat sayısıyla ölçeklendirme grafiği bu şekilde daraltırken, aynı şey denklemde çarpı 7 olarak gösteriliyor. Eksinin de zaten x ekseni üzerindeki yansıtmayı temsil ettiğini az önce söyledik.